Arkadaşlar herkese merhaba, ben Umble Şampiyon. Bugün yine Warzone'a fevkaladenin fevkinde bir update daha geldi. Kaptan Price bize sezon 4'ün yeniden geri döndüğünü söyledi. Reloaded olarak geri geldi. Evet, bomba gibi yeniliklerle geri geldi. Fantastik şeyler. İlk girdik menüye. Bismillahirrahmanirrahim, açtım menüyü. Battle Royale modunda ilk gördüklerim. Artık Battle Royale 200 Quas modu var. 50'lik 4 takım halinde aşağı inecek herkes. 200 kişi birbirine girecek. Trios, Duos, Solos modlarımız yine mevcut. Gelmiş. Plunder, Blood Money'imiz var. İlk dikkat ettiğim bunlar menüde. Gel gelelim update ile ilgili detaylı neler var. Size bunlardan bahsedeyim dostlar. Bayağı bir çünkü güzel, mis bir update. Download ettim. Bilakis çok zor geliyor. Amerika'ya VPN yapıp download ediyorum. Soran çok arkadaş var. Bir tane VPN programı satın aldım. Amerika'ya VPN yaptım. Hızlı hızlı geldi. Ya Avrupa'da çok yoğun download durumu. Yani Almanya'dan diğer arkadaşlarım da download ettiğinden sıkıntılar yaşamışlar. Yani Türkiye'ye bazı bir durum değil. Avrupa sonucu da çok yoğun Call of Duty'nin. Dolayısıyla bu sıkıntıları yaşıyoruz. İlk olarak konsollara 3.5 GB'lık bir update geldi, bilginiz olsun. Modern Warfare olan arkadaşlar ise 22-36 GB arası bir update geliyor. Sadece Warzone olan arkadaşlar ise 22 ile 30 GB arasında bir update oluyor olacaklar. Dolayısıyla listelerinizde birazcık yer olması gerekiyor. Bağlantınızın iyi olması gerekiyor. Dediğim gibi VPN'e daha hızlı indirebiliyoruz. Kaptan Price'ın dediğim gibi bu hafta bize ihtiyacı var. Özellikle Müttefik ittifakının tamamı Verdax'ta kaosa neden olmakta ve tehdit ediyormuş bağlılık ve koalisyon güçlerini. Dolayısıyla acil bir brief yayınladı Call of Duty. 200 kişilik oyunculuğu ilk olarak update. 200 kişilik dediğim gibi oyunculuğu Warzone etkinliği. 50 kişilik takımlar halinde cuppala aşağı atlıyoruz ve birbirimizi yiyoruz. Eskiden 100'dü, şimdi 200 oldu. 2'ye çıktı. Bu da daha güçlü bir Battle Royale deneyimi olacak bizim için. Daha fantastik durumlar olacak. Ayrıca maç içi sözleşmeler ve gözlük kapsamında yeni yeni gelişmeler var. Seyahat ederken, normalde Warzone'da devam ederken atladığımızda tedarik sözleşmeleri var biliyorsunuz. Bu tedarik sözleşmeleri etkinleştirdikten sonra bir satın alma istasyonuna yönlendiriyoruz ve bu satın alma istasyonlarında indirim alıyorduk biliyorsunuz. Bunu indirim almak ve zaman sınırı için, bir zaman sınırı var bu indirimin yaklaşık böyle bir dakikalık bir süre, o arada alacağımızı alıyor. Call of Duty'nin önerisi 2 ayak içinde yeterince hızlı bir şekilde satın alma istasyonuna gidebilirsiniz. Bu nedenle alternatif ulaşım modlarını düşünün diyor. Yani helikopterle gidebilirsin, işte ATV ile gidebilirsin, araçlarla gidebilirsin. Ayrıca yepyeni bir mod geliyor. Juggernaut Royal modu. Juggernaut Royal modunda Juggernaut Suite var. Juggernaut nedir arkadaşlar? Öncelikle o bilmeyen arkadaşlar için. Kısaca onu göstereyim çünkü bilmeyen arkadaşlar bizi yakaladık. Bakın şurada 15 kilde bir Juggernaut var. Bu Juggernaut'u giydiğinizde ortalığı kasıp kavuruyorsunuz. Bu zırh, büyük bir kask ve inlezi tarıyorsunuz. Kolay kolay da ölmüyorsunuz. Şimdi bunun derdi ne bu modda? Şöyle, bu Juggernaut modu yukarıdan havadan atılan bir pakette biri düşecek. Birisi gidip bunu alacak ve bu mini silahı giyinecek ve düşmanlara saldırmak için bunu kullanacak. Olur da siz bunu öldürürseniz gulağa gidecek. Gulaktan çıkamazsa da o Juggernaut paketi bir daha havadan düşecek ve yerlerden bu Juggernaut paketini bir daha alabilecek başka bir kişi. Dolayısıyla yani Juggernaut paketini alan kolay kolay ölmez dostlar. Yani burada dikkatinizi çekerim. Burada kritik bir durum söz konusu. Buna dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla Juggernaut Royale fantastik olabilir yani. Çünkü hakikaten ben multiplayer'de çok deneyimledim Juggernaut'u. Juggernaut'ta öldürmek çok baş belası. Yani bomba atıyorsun, semtex atıyorsun, roket atıyorsun, ölmüyor. Yani bilmiyorum Battle Royale'de nasıl olacak, yaşayıp göreceğiz. Ayrıca Verdans'ın etrafında yeni bir olay varmış, gözcü kapsamı diyor. Bu ışıltı olmadan yüksek güçlü bir kapsam olarak düşünelim diyor. Bu yeniden kullanılabilir bir kapsammış. Etrafınızdaki ortamı taramanızı ve düşmanlarınızı algılamanızı, işaretlemenizi olanak tanıyormuş bu gözcü kapsamı. İleriye doğru keşif yapmak için mükemmel olan spotter scope düşük bir profil tutarken bir sonraki hareketleri planlamak isteyen operatörler için de harika bir araç olduğunu söylüyor bunu Call of Duty. Call of Duty Warzone için bir starter pack yayınlandı. Yaklaşık 500 kod puanla bunu alabiliyorsunuz. Bir operatör skill geliyor, alchemist görmüş olduğunuz ve weapon blueprint amalgam geliyor. Bu yeni bir paket arkadaşlar. Dediğim gibi bunu kod puanlarla istiyorsanız satın alabiliyorsunuz. Yeni bir av tüfeği var demiştim. Amalgam. Bu kritik bir silah. Evet, Amalgam'ın blueprinti var. Yepyeni bir blueprinti. Bu Amalgam'ın blueprinti var. Görmüş olduğunuz blueprint arkadaşlar. Böyle bir blueprinti var. Gayet hoş, ben sevdim. Yani görüntüsü gayet iyi. Bu efsanevi av tüfeği yankı planı GQB senaryolarında sizi meydan okumaya cesaret oyuncuları cezalandırabilir diyor. Trigger zaten demin göstermiş olduğum operatör var. Ayrıca 1 saatlik double weapon XP veriyormuş ve 1 saatlik normal XP veriyormuş.
Yani bunları al, bunu aldığınızda bu paketi, bunları da sahip olmuş oluyorsunuz. Böylelikle daha fazla experience alıyorsunuz. Ayrıca yepyeni bir keskin nişancı tüfeği var. Raytek AMR. Bu 50 kalibrelik otocıklı canavar keskin nişancı tüfeği kategorisindeki diğer 3 silahı birleştiriyor ve oyun için meydan okuma kilidini açmak artık bize kalıyor. O hepsinin kilitleri açmamız lazım. Ayrıca multiplayer'da da bunu açabiliyoruz. Verdansta da gayet güzel kullanabiliyoruz. Gayet iyi bir silah. Yani yeni bir silah yani sonuçta. Başka bir görünümü var mı? Ben size onu göstereyim Raytek AMR'nin. İşte Raytek. Silahımız bu. Güzel. Benim hoşuma gitti. Captain Price'in elinde zaten. Ayrıca update ile ilgili, silahla ilgili bunlar var. Gel gelelim multiplayer'e. Multiplayer'e switch olalım ve dostlarımıza multiplayer'de de neler olduğunu göstereyim. Ya Battle Royale tarafıyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Ayrıca kritik not, Grow'ya nerf geldi dostlar. Bunu merak eden arkadaşlarımız varsa da rahatlıkla söyleyebilirim. Artık Grow nerf'ü. Deneyimledim mi? Hayır. Yani artık öyle 60 kurşunla herkesi vurabiliyordu. Dolayısıyla artık herkesi vuramayacak dostlar. Görmüş olduğunuz gibi multiplayer'e geldiğimde Shoot the Ship gelmiş, Chessfire Park gelmiş, Team Defender diye yeni bir mod geldi. Birazdan bahsediyor olacağım. Gunfight Blueprint var, Grand War var ve normal Quick Play'imiz var dostlar. Evet dostlar, gel gelelim multiplayer'de neler oldu. Multiplayer'de yepyeni bir harita var. Chessfire Park arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz harita. Bu haritada peki neler var? Modern Warfare'in tam sürümüne sahip olanlar bu deneyimi yapabilecekler. Harita İngiltere'nin Londra kentinde Chessfire Park bölümü. Operatörlerin kapıdan kapıya böyle kış bahçesinde gezebildiği ve savaştığı bir bölüm. Ayrıca burada şey diyor, uzun görüş hatları ve şehir merkezlerine yoğun savaşlar için diyor, hedefleri yakalamak için mağazalara gidin ve bazı kısa yollar için yan sokaklara falan gidin diyor. Cesaretiniz varsa böyle aralardan girip milleti bulmaya çalışın diyor. Ayrıca yeni bir multiplayer modu, takım savunucusu modu gelmiş. Yaklaşık 10 yıl önce PS üstünden bu Team Defender modu. Geleneksel bayrak yakalama formülüne yakın bir böyle hızlı tempolu bir oyun modu getirmişler aslında. Yani Modern Warfare ile deri dönüyor Team Defender modu. Ayrıca her iki takım kendi bayraklarını savunmak yerine bir mango üyesini yakalayıp tutması için sadece bir bayrak varmış. Bir ekip üyelerinden birinin bu bayrağı tuttuğu ve tuttuğu her saniye bir puan kazanıyormuş. Dolayısıyla da bu taşıyıcının savunmasını zafer için, aldığımız adamı savunmak için bizim için zafer anlamına geliyor. Adamı aldık tuttuk muydu? Ortalığı kasıp kavuruyoruz. Yani genel olarak size sıcağı sıcağına vermek istediğim bilgiler bunlar dostlar. Başa almak gerekirse dediğim gibi bayağı büyük bir update. İndirirken problemleşebilirsiniz. Dediğim gibi VPN'le bu sorunu aşabiliyorsunuz. Ben öyle açtım. Warzone modunda dediğim gibi 200 kişilik mob gelmiş. 50 kişilik takımlar halinde zıplıyorsunuz. Ayrıca Juggernaut modu eklenmiş. Ayrıca yeni bir silahımız var. Günün sonunda yeni bir sniper'ımız eklenmiş oyuna. Bu sniper'la oynayabileceksiniz. Ayrıca kod için, Warzone için bir pack gelmiş. Yaklaşık 500 kod monite, bir operatör, bir silah skini ve double weapon XP, 1 saatlik double weapon XP ile 1 saatlik normal XP'yi yapabiliyoruz. Aslında günün özeti bu. Update biraz fazla, dediğim gibi indirince zaten daha detaylarını oynayınca keyfini, sezon 4'ün keyfini çarpı 2 çıkarıyor olacağız. Bize Captain Price'in verdiği brief'i de böylelikle ben size paylaşıyorum kısaca detaylı. Ümit ediyorum videoyu beğenmişsinizdir dostlar. Biraz abone desteği ihtiyacım var. Bu güncel haberleri almak istiyorsanız siz de bütün Warzone ile ilgili ve Call of Duty Modern Warfare ile ilgili güncellemeleri haberdar, ilk siz haberdar olmak istiyorsanız lütfen alttaki abone ol butonuna tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin dostlar. Hoşça kalın diyorum. Sağlıkla kalın.